Sevgili izleyiciler, biliyorsunuz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı mal varlığını açıklamış ve diğerleri de açıklasın çağrısında bulunmuştu. Murat Kurum kendine has bir şekilde bir televizyon programında canlı yayında mal varlığını açıkladı. Ama nasıl bir açıklama yaptı ona bakalım. Katıldığı canlı yayında Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı. Siz de açıklayacak mısınız sorusuna biz düzenli olarak hem bakanlık sürecinde hem de milletvekili sürecinde bildirmek zorundayız. Mal varlığımızı açıklamada herhangi bir sorunumuz yok diyerek ardından mal varlığını açıkladığını öne sürerek şöyle konuştu. Bak şöyle açıklıyor. Bizim Ankara'da evimiz var. İstanbul'da da evimiz var. Bir tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz. Ankara Ümitköy'de evimiz var. İstanbul'da Kağıthane'de ev var. Yalımız yok. Benim de yok. Yani bunun mal varlığıyla ne alakası var tabii. Sunucu Mehmet Akif Ersoy, Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy da şaşırmış. Hepsi bu kadar mı demiş diye sormuş. Evet daha olması gerekiyor şeklinde gülerek yanıt vermiş. Buna mal varlığı değil buna bir sohbet denir. Mal varlığınızı tıpkı Mansur Yavaş'ın verdiği şekilde vermeniz gerekiyor Sayın Kurum. Böyle mal varlığı açıklanmaz. Ne diyor Özgür Özel? Bu mal varlıklarınızı kazanan belediyeler de CHP'de kapıya asacaksınız. Belediyenin giriş kapısına asacaksınız. Herkes orada bunu görecek diyor. Böyle bir evim var, bir tanesi borcu var. Ne borcu var, ne kadar borcu var? Kaça aldınız? Ne kadar borç daha ödemeniz gerekiyor? Ne kadar kaldı? Bunun hepsinin oraya yazılması ve insanların okumasına sunulması gerekiyor. Yapar mı? Bilmiyoruz. Göreceğiz yapmayacağını. Ve Erdoğan. Erdoğan İstanbul'daydı. Dün Hatay'da depremzedeleri oy karşılığı hizmetle tehdit eden, Tekirdağ'da 180 derece dönerek kendi şantajı üzerinden CHP'ye saldıran AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez 16 milyon İstanbulluyu tehdit etti. Erdoğan'ın ülkeyi biz yönetiyoruz. İstanbul'da bulunan zat bu imkan sahip mi? AKP yerel yönetimiyle inşallah herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak sözleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinin iktidar tarafından engellendiğinin de açık bir itirafı oldu. Ayrıca Erdoğan metal yorgunluğu var diyerek istifa ettirdiği eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a ise metiyeler düzdü. Allah Allah, niye istifa ettirdiniz adamcağızı? Belki de onun hicabıyla, onun iç yarasıyla ölmüş de olabilir. Bu dünyayı terk etmiş olabilir Kadir Topbaş. İzleyelim. Şu anda bu ülkeyi kimler yönetiyor? Biz yönetiyoruz. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip mi? Değil. Şaşırtmadı. Oy karşılığı hizmet tehdidini bu kez 16 milyon İstanbulluya yaptı. Niye bir şey yapılmadı? Yapamazlar. Engellemelere karşı bağışıklık kazandık. 2024'te sizlerin iradesiyle İstanbul'u yeniden kazanacağız. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem ulaşım projesinin açılış töreninde konuştu. Tehdit dilinin adresi bu kez İstanbul oldu. Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimiyle herhangi bir inşallah sarkma söz konusu olmayacak. Erdoğan'ın bu sözleri CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinin iktidar tarafından engellendiğinin adeta itirafı oldu. Kumpas kurdular. Her gün yeni bir yalana sarıldılar. Her gün bize karşı başka yeni bir algı operasyonu yapmaya devam ettiler. Erdoğan bununla da sınırlı kalmadı. 2019'da halkın iradesinin yok sayılarak seçimin iptal edilmesi sonucu ikinci seçimde AKP'li rakibi Binali Yıldırım'a 806 bin oy fark atan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için yanlışlıkla görevi aldı ifadesini kullandı. Şimdi bu şahıs nasıl olduysa bir yanlışlık oldu, bu görevi aldı. Tüm engellemelere inat, işimize baktık, işimize. Biz işimize baktık ve
kazanan İstanbul oldu. Erdoğan, metal yorgunluğu var diyerek istifa ettirdiği eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a ise metiyeler düzdü. Rahmetli Kadir Bey, İstanbul'a yeni bir çehre verdi. Oysaki Topbaş, 22 Eylül 2017'de AKP'li Cumhurbaşkanı tarafından istifa ettirilmişti. Daha önce Hatay'da depremzede yurttaşları da tehdit eden Erdoğan, Tekirdağ'daki mitinginde ise çark ederek kendi şantajı üzerinden CHP'ye saldırmıştı. Biz de CHP'li belediye başkanları gibi oy yoksa hizmet de yok diye milleti açık açık tehdit etmek olmaz. Allah Allah, bir insanın kendi kendini tekzip etmesi de var, görüyorsunuz. Ne diyor? CHP gibi biz diyor öyle oy yoksa hizmet de yok demeyiz diyor. Daha biraz önce söylediniz. Yani 2 dakika önce söylemiş durumdasınız ve ondan sonra da bunu söylüyorsunuz. Ben anlamaktan acizim, sizleri bilemiyorum. Ve İmamoğlu'na geçeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı'nın bu açılışı yaparken söylediklerine yanıt verdi. Arnavutköy'de düzenlediği mitingde konuşan İmamoğlu, oy yoksa hizmet de yok diye tehdit ederseniz bu millet de size gereken yanıtı verecektir dedi. Vatandaşı tehdit etmeyi bırakacaksın. Ne diyor insanlara? Diyor ki bugün milleti oyla tehdit ediyor. Yani diyor bak İstanbul'da bize oy vermediniz, ben onu engelledim diyor bugün. Engellediğini de itiraf ediyor. Bak engellediğini itiraf ediyor. Bak diyor ki Murat Kurum gelirse işlerde sarkma olmayacak diyor. Açıkça beni engellediğini itiraf ediyor. Yahu Allah aşkına televizyonlara çıkıp başkanları diyordu ya engelleme yok. Bak Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor engellediğini. Bakalım bundan sonra ne yapacaksınız? Sen bu milletin ne olduğunu bilmiyorsun. Onun için bu milleti tehdit etmeye kalkma. Bu millet sana cevabını verecek. Bu millet göreceksiniz önümüzdeki seçimde. Göreceksiniz size öyle bir ders verecek ki size gerçek sorumluluğunuzu hatırlatacak. Siz 1 Nisan'dan sonra eliniz ayağınıza dolanacak, bir an önce ekonomiyi düzeltmek için gece gündüz çalışmaya başlayacaksınız. Evet, böyle yanıt verdi İmamoğlu artık anlayana. Ve dönelim Murat Kurum'a. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ulaştırma Bakanlığı'nın Sirkeci Kazlıçeşme raylı sistem açılışına davet edilmediğini söylemiş. AKP'nin İBB Başkanı da Murat Kurum.